daha sağlıklı yaşamak, daha sağlıklı ve lezzetli yemekler yemek, daha zinde olmak ama en önemlisi daha iyi ve daha uzun bir yaşam sürmek istiyoruz. Daha iyi, mutlu ve uzun bir yaşam içinse elbette iyi alışkanlıklar edinmeliyiz. İşte ben de size bugün çok sağlıklı ama çok lezzetli ketojenik bir hamburger yapacağım ve bunu yaparken bana çok yakışıklı, çok karizmatik bir konuk eşlik edecek Ekin Koç. Sevgili Ekin, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyiyim. Nasıl gidiyor? Birçok projede rol aldın, hala rol alıyorsun. Çok yoğun gidiyor, çok iyi biliyorum. Biraz bunlardan bahseder misin? Vallahi şimdi yoğunluk aslında bitti. Rahatladım yani. O eski biraz daha stabil giden hayatıma geri dönmüş durumdayım. Çok yoğun bir tempodan çıktım gerçekten. 10-11 aylık. Bütün dünya bir sene evde oturdu. Ben full ormanda, at üstünde, hiç eve gitmeden falan geçirdim yani, garip. Mesela şampiyonda şeyi hatırlıyorum, hazırlıkta Veli Efendi de işte üzerimde ya, o kostümler, kafamda tok, atın üzerindeyim, bir tane yarış atı, at durmuyor. Ben starting box'a gidiyorum. Ve bir an dedim ki kimse yok tabi hipodromda, bir tek ben varım. 2400 metrelik yerde hiç kimse yok yani, bir tek ben diyorum. Bu, ne yapıyorum ben yani, ya. Nasıl bir şey, neredeyim ben, nerede buldum kendimi gibi. Hep o yabancılaşma hissi ara ara gelip giderdi yani bana. Ekin, şimdi biliyorsun bu programın ismi İlker Çağlayan'la İyi Alışkanlıklar. Ve iyi alışkanlıklardan bahsediyoruz. Ben de seni biliyorum. Sen hem spor yapıyorsun, beraber de seninle spor yaptık. Aynen. Hem de son zamanlarda beslenme alışkanlıklarını da değiştirdin. İşte rolden role bürünürken işte birden çok fazla kilo vermen gerekiyor. Belki hasta bir işte sultanı oynuyorsun. Bazen de tam tersi kilo alman gerekiyor. Bunun için ne yapıyorsun? Nasıl seni değiştirdin? Arıyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten nasıl etkiledi bu seni? Yani beslenmeyi değiştirdikten sonra hem fiziksel hem zihinsel performansını olumlu etkiledi mi? Bir kere farkını net olarak görüyorsun. Yani şu üçlüyü insan hayatında ne kadar erken alışkanlık haline getirirse o kadar iyi bence. Bir, spor. İki, beslenme. Üç, uyku. Yani bu bende özellikle iyi uyuyamadığım zaman mesela her şeyim dağılıyor. Bugün seninle sabah olumlu uyanma ritüeli yapacağız. Böyle ritüel deyince aklına çok böyle ahin gibi bir şey gelmesin. Kostümlerin hangi yiyoruz demek istedim. Falan gibi bir şey değil. Aslında sabah uyanışı çok çok önemli bizim için. Yani güne nasıl başlarsak gün gerçekten o şekilde devam ediyor ve bu meditasyonda, bu ritüelde çok önemli bir ipucu var. Bu ipucunu aslında yakaladığımız anda günün geri kalanının nasıl geçeceğine biz karar veriyoruz. O anda o günü nasıl geçirmek istiyorsan, o günü hangi duyguyla geçirmek istiyorsan ona odaklanmanı istiyorum. Gözlerimizi açmadan, yani uyandığımızın farkına vardığımız anda gözleri kapalı tutuyoruz. Ve ilk başta bir gülümsüyoruz. Belki bu zoraki bir gülümseme oluyor. Gülümseyelim mi şu an? Şu an gülümse. Gözlerini açmadan. Uyandın, hala hayattasın, nefes alabiliyorsun. Hayattaki en kıymetli şey aslında bu. Sol elini göbek deliğinin biraz üstüne koy. Sağ elini kalbinin üstüne koy. Şimdi buradan, burnundan yavaş bir şekilde önce karnını şişirerek, sonra kalbini şişirerek derin bir nefes al ve ağzından yavaşça. Nasıl geldi pozitif uyanma ritüeli? Harika. Evet, güne bu şekilde başlamak gerçekten çok önemli. Gün çünkü nasıl başlarsa o şekilde gidiyor. Şimdi bunu bu şekilde tutacaksın. En önemli kısmı şöyle geldik. Vereyim. Şöyle koyayım. Sen de bu şekilde tut istersen ve bir tat bakalım. Suları akabilir çünkü etin suyunu, evet, gördüğün gibi sen orta ve az pişmiş istedin. Şimdi burada o ilk yaptığımız mühürleme bu etin bütün o sıvılarının içinde kalmasını sağlıyor. Evet, siz de iyi alışkanlıklar için bizde kalın.